Siyah pazar anlamında kullanılan Siyop pazarı, iğne atsan yere düşmeyecek bir halde. Pazar bölüm bölüm. Bakliyat, şekerlemeler, sebze, meyve, giyim tezgahları ayrı ayrı yerlerde kuruluyor. Bir de seyyar araçlarıyla satış yapanlar var. Halkın ek ihtiyacı bile bu pazardan karşılanıyor. Siyop pazarı yalnızca Semerkant'ın değil, bölgenin de en önemli pazarı. Özbeklerin Rusça plov dedikleri Özbek pilavı için çeşit çeşit pirinç satılıyor. İçine konacak havuçsa rendelenmiş halde tezgahlarda. Anadolu kasabasında kurulu bir pazara gelmiş gibiyiz. Bu tezgahtakilerse ünlü Semerkant nanları. Ancak Semerkant denince ekmeğine diyecek yok. 1,5 kilogram ağırlığında bir ekmek bu. Kolay kolay bayatlamıyor. Evlerdeki tandırlar da yapılıyor. Seyyar arabalarda, tezgahlarda, hatta otomobil bagajlarında bile ekmek satılıyor Semerkant'ta. Ekmekler çeşit çeşit. İçi renkli ekmek, düğünlerin vazgeçilmezi, toy nanı. 2014 toyunuz mübarek olsun yazılı ekmeğin adıysa yazılı nan. Bir de Türkmen nanı var. Ekmek satıcısı kadın, Santalat bir Türkmen. Bize teker teker nanları tanıtıyor. Sen de yaşıyorsun maşallah. Evet, evet. Nan mı satıyorsun sen? Nan satıyorum. Evet. Bu yazıklı nan. Bu? Yazıklı nan. Dur bir bakalım şuna bir. Bu yazıklı lan. Burada ne yazıyor? 2014 yıl. Toyga soğuğa. Toylarınız Toya mübarek olsun. Ha, o, evet, evet. Evet, bu yazıklı lan dedikleri ekmek. Bunu daha çok düğünlerde kullanıyorlar. 2014 yılı toylarınız mübarek olsun yazıyor. Bu da toy nanı. Türkmen nan. Bu da Türkmen nanı diyor. Toy nanı. Bura çiçek gibi renklendirilmiş. Burada gördüğümüz sarı, pembe, yeşiller pirinçten yapılmış. Boyayla renklendirilmiş bir toy nanı. Bu toy nanının özelliği bir hafta bayatlamadan durabiliyor. Evet. Çok tercih edilen bir ekmek. Bunun Asya nanı. Asya. Asya. Asya nanı. Esasen Semerkant ekmeği meşhur bir ekmek. Semerkant'ın dünyaca ünlü ekmeğin adı bu. Pazar o kadar tanıdık ki bir kuru yemişçinin önünde duruyoruz. İlk olarak ilgimizi Konya Mevlana şekerine benzeyen şekerler çekiyor. Adı Parvarda. O da çeşit çeşit. Sonra Çorum leblebisi. Özbekler leblebiye nahat diyorlar. Malatya yöresinden kayısı çekirdeğinin adı Çordanat. Bilindik çekirdekse buralarda çirdek olarak anılıyor. Burada Semerkant Parvardası diye bir şeker var. Aynı bizim Konya'da Mevlana şekerine benzeyen bir şeker. Özbeklerin özellikle çay içerken ve günlük yaşamlarında çokça tercih ettikleri bir şeker bu. Şu leblebi. Bu nohat. 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 Yeniden tanıdık bir kuru yemişe rastladık, bizim leblebi. Burada Semerkant'ta adı nahat. Ama bu nohut kavrulmamış bir şekilde Semerkantlar tarafından tercih edilen bir nohut. Pazar kadar satılan şekerin leblebinin tadı da bilindi. Şimdi helvacının önündeyiz. Yaz helvası, tahin helvası. TRT Avaz'dan geldiğimizi duyan hemen yanımıza geliyor. Semerkant'ta bir akrabamızı bulduk. Ardahan'dan Özbekistan'a yerleşen Kamil Bey. İsmailoğlu Kamil. İsmailoğlu Kamil Bey. Burada Semerkant'ta mı yaşıyorsun? Semerkant'ta yaşıyorum. Dalila'da gezdiğin yerinde. Maşallah. Kaç yıldır buradasınız? 70. 70 yıldır. 70. Ne işle meşgulsün? Ne yapıyorsun? Ben 70 yıl içinde okudum. Alim alımat aldım. Vetur açmam ben.
Malların doktoruyum. Veterinersin. Ha, maşallah iyi. Ama değil. Emekli mi oldun şimdi? Hazır ben pensiye alıyorum. Çalışıyorsun hala. Yo da oldu. Emekli oldun ya. Yani. İyi. Rahatlamış gereği de. Biz Türkiye'den geliyoruz. TRT Avaz kanalına Kutlu Yürüyüş diye Orhun'dan Malazgirt'e bir belgesel çekiyoruz. Onun için durağımız bugün Semerkant. Size misafir olduk biz bugün. Rahmet. Size de rahmet. İyi günlerde görüşürüz. Allah razı olsun. Sağ ol. Güle güle gidin.